Hocam, Kur'an Allahu Teala'nın Hazreti İsa'ya İncil'i verdiğini söylüyor. Günümüzdeki İncil denilen kitap, Pavlus'un ve diğer insanların yazmaları ise Kur'an hangi İncil'den bahsediyor? Bismillahirrahmanirrahim. İncil Pavlus'un, Petrus'un yazmaları değil. Pavlus'un, Petrus'un mektupları İncil'in içinde yer alıyor. Onu oraya monte etmişler. Yoksa İncil ayrıca var. İstersen o konuda sen biraz bilgiler ver. Zaten bu kitabın üzerinde İncil yazıyor ama şimdi bu Türkçe'de Müslümanlar kansınlar diye yazılmış bir şey aslında. Hristiyan aleminde buna New Testament yani yeni ahit, ahdi cedid deniliyor. Yani burada İncil yazmaları tamamen bir algı yönetimi. İnsanlar İncil'lere inanıyorlar ya Müslümanlar. Onlar da bir algı oluşturmak için. Dört İncil vardır o da baş tarafında Matta, Markos, Luka ve Yuhanna. İncil kısmı budur. Bunun dışı devamındaki kısımlar işte Yeni Ahit'in diğer metinleri. İşte Pavlus'un mektupları vesaire. Bu İncil'ler içerisinde de gerçek İncil olan şey İsa Aleyhisselam'ın tebliğ ettiği zikirdir. Bunun içerisinde İsa Aleyhisselam'ın tebliğleri yer alıyor. İnsanlara neyi tebliğ etmiş, hangi hükümleri tebliğ etmiş, insanlara ne söylemiş bu metnin içerisinde yer alıyor. Dolayısıyla bizi bağlayan da İncil olarak, zikir olarak bizim muhatabımız olan şey İsa Aleyhisselam'ın insanlara ne tebliğ ettiği, neyi söylediği. Biz bunu dikkate almamız gerekiyor bu metinler içerisinde. Yoksa Pavlus ne demiş, falanca ne demiş bu bizi ilgilendirmiyor. Ama şimdi bu Hristiyanlar için Pavlus ne demiş, Petrus ne demiş rahatlıkla konuşuyoruz da sıra Müslümanlara gelince falan mezhep ne demiş, filan mezhep ne demiş dediğinizde ne yapıyor insanlar? Ayağa kalkıyorlar.